7 nolu denemenin soru çözümüyle beraberiz hocam. İlk sorumuza bakalım. Boşaltım sistemiyle ilgili gibi gözüken ama endokrin sistemle alakalı bir sorumuz. Böbrek üstü bezinin kabuk ve öz kısımları gösterilmiş. X nolu kısım neresi? Böbrek üstü bezinin öz kısmı. Y kısmı neresidir diye sorarsak kabuk kısmı. Hocam X kısmına da öz ismini vermiştik. Diyor ki buna göre bu endokrin bezin X ve Y bölgelerinden salgılan hormonlar hangisinde doğru verilmiş diye sorulmuş. Öz kısmından kimler salgılanıyor diye sorduğum zaman adrenalin, nöradrenalin. O zaman X kısmına adrenalin ve nöradrenalin olabileceğini biliyorum. Diğer şıkları sevgili hocam eledim. Peki kabuk kısmından kortizol, aldosteron ve böbrek üstü bezinden salgılanan eşeysel hormonlar kim? Testosteron, östrojen ve progesteron salgılanabiliyor. Bak bakayım hocam şıklara. Adrenalin ve kabuk kısmında da kim olabilir? Aldosteron olduğunu görebilirsin. Cevabımız ne olur diye sorarsak de sevgili hocam D şıkıdır diyoruz. İkinci o sorumuza bakalım. Diyor ki iskelet kaslarının kasılması sırasında olayların gerçekleşme sırası hangisi de doğru verilmiştir diyor. Kasların kasılması önce kasımıza asetilkolin gelerek sinaptik boşluğa nörondan asetilkolin salgılanarak kasımızın uyarılması gerekir. Öncelikle sinaptik boşluğa ne gelmesi lazım? Asetilkolin gelmesi lazım. Sonra kasımız depolarize olduktan sonra, uyarıldıktan sonra sarkoplazmik retikulumda bulunan kalsiyum iyonlarının aktin ve miyozin iplikleri arasına dağılması lazım ki kasımız ne olsun? Kasılsın. Hocam kalsiyum iyonları ne yapacak? Aktin miyozin arasına dağıldıktan sonra miyozin başı aktine tutunacak ve kasımız kasılacak sevgili hocam. Sıralarsak 3 1 iki şeklinde olması lazım. Bu olayların gerçekleşme sırası hangisine doğru verilmiş dediği için 3-1-2 yani C seçeneği bizim doğru cevabımız sevgili hocam. 3 nolu sorumuza bakalım. pH'in 1.5 ile 2 olduğu ortamda protein kimyasal sindirimini gerçekleştiren bir enzim insan vücudunda hangi organda optimum aktivite gösterir demiş hocam. Astik ortamda çalışan bir enzimimiz var. Kim hocam? Pepsin enzimi. Aktif olarak çalıştığı bir pH'e sahip. 1.5 ile 2'nin olduğu astik ortamda çalışıyor. Hangi organdır diye sorarsak cevabımız mide sevgili hocam diğer kısımların pH'leri buna uygun değil zaten. 4 nolu sorumuza bakalım. Diyor ki yukarıda verilen olaylardan hangisi insanın kan plazmasında bulunan proteinlerin görevidir diyor. Bak kan plazmasında bulunan kan al yuvarında bulunan proteinden bahsetmemiş. Solunum gazlarının taşınması hemoglobin sayesinde olur. Hemoglobin kimin içerisindedir? Al yuvar içerisindedir. Kan plazmasındaki proteinlerin görevi değil hocam. İkinci öncül pH değişikliklerine karşı tampon görevi almak. Evet hocam kanımızda bulunan albümin globulin gibi kan proteinleri pH değişikliklerine karşı kan kanımızda tampon görevi alır diyoruz hocam 3 nolu öncülümüze bakalım hasarlı damarda damar dışına kan akışını engellemek için açılan kısmı sıkmak fibrinojen protrombin bunlar değerli hocam kanın da görev alan kan plazmasındaki proteinlerimizdir hangisi kan plazmasının proteininin görevi dediği için cevabımız 2 ve 3 yani A şıkkı olması gerekiyor sevgili hocam 5 nolu sorumuza bakalım dolaşım sistemi ile ilgili egzantrik bir sorumuz güzel bir şekil verilmiş sağlıklı bir insanın kalp atım döngüsündeki hacim ve basınç değişimi grafikleri verilmiş. Buna göre aşağıdaki noktalardan hangisinde aort ile kalp arasındaki yarım ay kapakçıklarının açıldığını söylemiş. Hemen hocam ne yapalım kalbimizi çizelim kenara. Kalbimizin kulakçık ve karıncıklarını gösterelim. Diyor ki aortla kalp arasındaki yarım ay kapakçının açılabilmesi için sol karıncıktaki kan basıncının ne olması lazım? Artmış olması lazım. Sol karıncığın kasılması lazım. Burada verilen harflere bakalım. K harfi, B harfi, L harfi ve Y harfi var. Şuradaki mesafede A ismi verilmiş. Karıncığın kasılabilmesi için karıncıktaki basıncı ne olmasını bekliyoruz. En fazla karıncıktaki hacmin de en küçük olduğu kısma yani Y noktasına bakmamız lazım. Y noktasında kan basıncı çok yüksek, karıncık hacmi azalmış demek ki karıncık kasılmış. Dolayısıyla yarım ay kapakları bu noktada nedir değerli hocam? Açılmış vaziyettedir. Cevap ne olur diye sorarsak doğru cevabımız E seçeneğidir sevgili hocam. Altın soru boşaltım sistemi ile ilgili bir soru değerli hocam. Nefronlarla ilgili hangileri doğrudur demiş. Bowman kapsülünde biriken suyun miktarı artarsa glomerüler süzülme hızı azalabilir. Ne demek hocam? Yani glomerulustan Bowman kapsülüne geçen süzülmenin hızı yavaşlayabilir. Evet hocam sıvı miktarı artarsa böyle bir şey mümkün olabilir. İkinci öncül böbrek taşları Bowman kapsülündeki hidrostatik basıncı arttırabilir. Bu da doğru bir ifade hocam. Böbrek taşları hidrostatik basınç oluşturabilir. Üçüncü öncülümüze bakalım. Kan basıncı arttığında glomerüler süzülme hızı azalır demiş. Ne cevap veriyoruz? Kan basıncı arttığı zaman hocam süzülmede ne olmasını beklersin? Daha fazla olmasını beklersin. Bu ifade için yanlıştır diyorum. Hangileri doğrudur denildiği için doğru cevabımız 1 ve 2 yani yani C seçeneğidir sevgili hocam. 7. sorumuza bakalım. Aşağıda simbiyotik yaşamla ilgili güzel bir soru sorulmuş. Kalipso orkidesi mikoriza mantarlarıyla yakın ilişki içerisinde büyüyen bir bitkiymiş. Mantarlar orkidenin köklerine nüfuz eder ve bitkinin besin kaynaklarından yararlanır. Mantarlar topraktaki fosfat gibi ender bulunan mineralleri de yoğunlaştırıp orkideye ulaşılabilir hale getirmiş. Orkide tarafından kolayca erişilebilir hale getiriyormuş. Fark ettiysen iki tarafta birbirinden karşılıklı ne yapıyor değerli hocam? Fayda sağlıyor. Mantar buradan orkidenin besin besin kaynaklarından faydalanıyorken bir yandan da e, topraktaki fosfat gibi bileşikleri kime veriyor? Bitkiye veriyormuş. İkisi de karşılıklı fayda sağladığı için artı artı. Biz bu duruma ne adı veriyoruz diye sorsak mutualizm ismini veriyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir sevgili hocam. Gelelim hocam 8 nolu sorumuza. Yine nükleik asitler ile ilgili ağır azotlu, hafif azotlu e, DNA'larla ilgili bir soru. Bilim insanları ekoli bakterilerini ağır azot içeren bir besin çözeltisine kültürlemişler ve tamamen ağır azotlu DNA'ya sahip bakteriler elde etmişler. Yani bakterilerimizin N15, N15 azot yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Diyor ki bu bakteri kültürü normal azotlu ortama alırsan ve her 20 dakikada bir çözeltiden ayırıp yoğunluk santofini tutarsak elde ettiğimiz tüp görüntüleri aşağıdaki gibi olmuştur diyor. Bu deneyin sonucunda numaralı tüplerdeki bakterilerden elde edilen DNA'lar tartıldığı zaman ağırlıklarını sıralarsak en çok hangisinde en az hangisinde olur diye ifade edilmiş. Hocam bizim bakterilerimizi biz her bölünmeye maruz tuttuğumuz zaman, bölünmelerini istediğimiz zaman ne yapacaktır değerli hocam? DNA sayımız da artacaktır. Birinci tüpte bir tane DNA varken ikinci tüp 2 tane DNA, 3. tüpte 203'ten 8, 4. tüpte 204'ten 16 tane DNA elde edeceğiz. Dolayısıyla bu tüpleri ağırlıklarına göre sıraladığımız zaman tartıldıkları zaman en çok hangisinde ağırlık fazla olur diye sorarsak 4. tüpte, sonra 3, sonra 2, sonra 1 şeklinde olmalıdır. Dolayısıyla bu DNA'ların sıralaması hangisindeki gibi olur dersek B seçeneğinde olduğu gibi 4, 3, 2, 1 şeklinde olması gerekiyor sevgili hocam. Gelelim hocam 9 dolu sorumuza bakalım diyor ki. Fotosentezle ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlışsa denilmiş, gerçekleşme için ışığı hemen bir pigmentin bulunması zorunludur. Evet hocam klorofil pigmenti olursa çok güzel olur. Bazı bitkiler fotosentez tepkimelerini gerçekleştiremez. Evet hocam tam parazit canavar otu gibi bitkiler fotosentez olayını gerçekleştiremezler. düşünce Üçüncü öncül bakterilerde gerçekleşen bazı fotosentez tepkimelerinde oksijen oluşmaz. Neden? Çünkü bakteriler H2S'i kullanıp ne verebilirler? Atmosfere kükürt verebilirler. Bu ifademiz de doğrudur diyoruz. E şıkkına bakalım. Ök karakterde karbondioksitin fotosenteze katılması stroma sıvısında olur. Calvin döngüsünde görülen bir bir olaydır. Dolayısıyla bu ifade içinde işte doğru dedim ama fotosentetik bakterilerde kalorifiller stoplazmada serbest halde değil zarında bulunurlar değerli hocam. Bu ifade fotosentezle ilgili yanlıştır. Hangisi yanlış verilmiştir diye sorulduğu için doğru cevabımız D şıkkı kıymetli hocam. 10 nolu sorumuza bakalım. Diyor ki yine fotosentez enerji dönüşümüyle kemosentezle ilgili bir soru. Yukarıda enerji dönüşümü ile ilgili verilen denklemelerin hangisi kemosenteze aittir? Kemosentezde ışık kullanımı var mı dersem yok hocam diyorsun. 1 nolu 1 nolu denkleme bakalım. HNO2, oksijenle oksijenle Oksitlenmiş, yakılmış HNO3 diye bir bileşik artı chemical enerji açığa çıkmış. Biz bu kimyasal enerjiyi karbondioksit ve suyu birleştirmekte kullanıp neye dönüştürmüşüz? Besine dönüştürmüşüz. Bir kemosentez diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İkinciye bak hocam. Işık ve klorofil pigmenti kullanarak karbondioksit ve su kullanarak besin, oksijen ve su açığa çıkmış. Bu olay nedir? Fotosentezdir hocam. Kemosentez diye alamayız. Üçüncü olayda da benzer şekilde birdeki denkleme paralel şekilde yine inorganik bir molekül olan HNO3 oksitlenmiş. Oksitlendikten sonra kimyasal enerji açığa çıkmış ve biz bu kimyasal enerjiyi besin sentezinde kullanmışız. Bu da kemosentez diyebilir miyiz? Evet hocam. Son öncüle baktığın zaman yine ışık ve klorofil kullanımını görüyorsun. Bu da hangi olaya aittir? Fotosentez. Bize kemosentez tepkimelerini sorduğu için cevabımız hocam 1 ve 3 yani A seçenidir diyoruz değerli hocam. Geldik hocam 11 nolu sorumuza. Endokrin sistemde feedback mekanizması ile ilgili güzel bir soru verilmiş. Tiroksin hormonunun salgılanmasının kontrolü gösterilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diye soruda bize sorulmuş hocam. Hocam ne olmuş? Söyleyelim hipotalamus releasing factor RF ile hipofiz bezini uyarmış. Hipofiz bezi TSH ise tiroidi uyarmış. Tiroid de tiroksin üretmiş. Bu tiroksin miktarı arttığı zaman negatif geri bildirimle ne yapmış? Hipofiz bezi ve hipotalamusu uyarmış ki yeterince tiroksin ürettim demiş tiroid bezi. Buna göre hangisi yanlıştır okuyalım. Tiroid bezinden sağlanan tiroksin hormonun miktarı kanda azaldığı zaman hipotalamus uyarılır. Doğru hocam. Bu sayede hipotalamus hipofizi o da tiroid bezine uyarır diyoruz. Hipotalamus RF ile hipofiz bezini uyarır demiş. Doğru bir ifade. Dördüncü öncül D şıkkına bak TSH tiroid bezine hormon salgılanması için uyarı demiş. TSH'e bakıyoruz. Tiroid bezini tiroksin üretmesi için uyarı demiş. Bu da doğrudur hocam. E şıkkına bakalım. Kandı tiroksin hormonu arttığı zaman hipotalamus ve hipofiz bezi uyarılır negatif bildirimle Evet ama tiroksin hormonu RF salımını artırır ifadesi yanlıştır. Tiroksin miktar arttığı zaman negatif geri bildirimle hipotalamus uyarılır. Hipotalamus der ki tamam yeterince tiroksin var. O zaman RF salgısını azaltayım der. Burada ne demiş? Artırır. Cevap ne olur dersek? Ceyhan olur. Sevgi hocam. Geldik hocam 12 nolu sorumuza. Peki, X ve Y komünitesinde bulunan bitki türleri verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. İki komünitedeki canlı sayısı eşittir demiş. Hocam sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane birey var. Y komünitesine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane var. X'de de aynı sayıda bireye sahiptir dersek evet hocam diyoruz. Peki X komünitesinin tür çeşitliliği Y komünitesine göre daha fazladır diyor. Bakalım hocam. Burada bir kırmızı pembemsi bir çiçek görüyorum. Burada bir tane daha kırmızı var. Bir de sarı görebildim. Kaç türü var dersek? 3 tane var. Peki ye komünitesine bakıyorum. Bir kırmızımız var. Bir pembe var. Bir de sarı var. Hocam çeşitler ne? Aynı fazladır diyemeyiz. Ye komünitesinde 4 tür bitki bulunmaktadır diyor. Saydık biraz evvel. Kaç tane var hocam? 3 tane var. Bu ifade de yanlıştır diyoruz. Hangisi doğrudur diye bu soruda sorulduğu için cevabımız yalnız bir yani A seçenidir sevgili hocam. Geldik hocam 13 nolu soruya. Dikkat et. Yukarıda bir enzim var. Enzim organik moleküldeki fosfatı alıp adenozine adenozin difosfata ilave edip ne sentezliyor sevgili hocam? ATP sentezi yapıyor. Enzimler yardımıyla biz ATP üretilmesinde bir şey fosforlasyonu ne diyoruz? Substrat düzeyinde fosforlasyon. Sedef ismini vermiştik. Bu üretim şekliyle ilgili hangisi yanlıştır? Oksidi fosforlasyonda, hayır hocam. Substrat düzeyinde fosforlasyondur. İkinci öncül. Oksijen ve oksijen sulum sırasında glikoliz evresinde ortak olarak gerçekleşir. Krebs'e de gerçekleşir. Bu cümlede doğru bir ifadedir hocam. Üçüncü öncülümüze bakalım. Fermentasyon sırasında gerçekleşmez. Yanlış. Fermentasyon glikoli artı son ürün evresi olmak üzere iki tane basamaktan meydana geldiği için glikoliz evresinde substrat düzeyinde fosforilasyonla enzim yardımıyla ATP üretimi görülür. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Hangisi bize yanlıştır diye sorulduğu için cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneğidir sevgili hocam. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki soru çözümünde, bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bak. Çav çap çavs. Bay bay.